Öğrenci evinde kalan Enes Kara'nın intiharı gözleri yeniden cemaat evlerine çevirirken Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tartışılacak bir karara imza attı. Marmaris'te bir vatandaş ilkokul çağındaki çocuklara Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi dışında yatılı olarak dini eğitim verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak suç duyurusu reddedildi. Anne ve babanın hakkı sınırlanamaz denildi. Marmaris'te Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilgisi dışında çocuklara yatılı dini eğitim verildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu ancak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunu reddetti. Deutsche Welle'nin haberine göre başsavcılık soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Gerekçesi çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir oldu. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Anne ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. Bu hakların engellenmesi durumunda Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçunu oluşturacağı anlaşılmakta. Küçük çocuklar Milli Eğitim Müdürlüğü'nden habersiz şekilde dini eğitim verilen yerlerde kalamaz deniyor suç duyurusunda ama savcılık topu anne babaya attı. Üstelik başsavcılığa göre faaliyete müdahale, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetlerinin kullanılmasının engellenmesi suçuna neden olacak.